Beynini geliştirmek isteyenler ve eğlenirken düşünmeyi sevenler kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de kanalda bulmacalar ve zeka sorularımız bulunmakta. Eğer bu beyin kanalındaki ilk videonsa bize abone olmayı unutma. Abone olduğun için teşekkürler. Öğleden sonra saat 5.30'da polis şubesine bir cinayet ihbarı gelmiştir. Bir adam eşinin öldürüldüğünü ve hemen söyleyeceği adrese polisin gelmesi gerektiğini söyler. Polis merkezi de cinayeti incelemesi için en iyi dedektiflerinden birisini olay yerine gönderir. Olay yerine gelen dedektif hemen cinayeti araştırmaya başlamıştır. Ölen kadının ağzından köpükler çıkmakta ve tüm vücudu morarmıştır. Bu da cinayetin zehirlenerek gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu adam dedektife sabah işteyken en son eşiyle telefonla konuştuğunu ve eşinin o sırada kahvaltı yaptığını söylemiştir. Aynı zamanda adam eşinin birisi tarafından zehirlenmiş olabileceğini düşündüğünü ve eşinin cansız bedenini masanın üzerinde kahvaltılıkların yanında eve saat 5'te gelince bulduğunu eklemiştir. Ayrıca kadının ölü olarak bulunduğu masada halen daha kahvaltılıklar ve sıcak bir çay da bulunmaktadır. Cinayet yerini dikkatlice inceleyen dedektif daha sonrasında adamı eşini öldürme suçundan dolayı tutuklar. Peki sizce dedektif adamı neden tutuklamıştır? Dedektif bu adamı eşinin katili olduğu gerekçesiyle tutuklar. Çünkü kadın kahvaltı sırasında zehirlenerek öldüğüne göre masada bulunan çayın öğleden sonra 5.30 gibi soğumuş olması gerekmektedir. Fakat dedektif eve geldiğinde hala daha çaydan dumanlar çıkmaktadır. Bu sebeple de adam hikayesini destekleyeceğini düşünerek çayı sıcak bir şekilde masaya koymuştur. Ancak bu onun katil olduğunu dedektife göstermiş ve tutuklanmıştır. Bir gün hiçbir çıkışı olmayan bir odada esir alındın. Odada sadece 3 kapı var ve bu kapıların ardında da birbirinden ölümcül tehlikeler bulunmakta. Ama bu tehlikeli ve korkutucu odadan kurtulman için bu 3 kapıdan birini seçmen gerekiyor. İlk kapının ardında içeriye girdiğin ilk saniye seni zehirleyip öldürebilecek bir gaz bulunmakta. İkinci kapının ardıysa yüksek voltajlı elektrik ekipmanlarıyla donatılmış ve sen içeriye girdiğin anda sana çarpacak. Üçüncü kapının ardındaysa devasa bir büyüteç ve güneş ışığı yer almakta. Bu büyüteç sen içeriye girdiğinde güneşi üzerine yansıtarak senin yanmana neden olacak. Peki sen bu tuzak odadan kurtulman için bu üç kapıdan hangisini seçersin? Bu tuzak odadan kurtulmanın tek yolu 3. kapıyı seçmektir. Her ne kadar tehlikeli gibi görünse de bu odadan sağ salim kurtulmanın bir yolu bulunmakta. Eğer bu kapıdan güvenli bir şekilde geçmek istiyorsan öncelikle güneşin batmasını beklemen gerekli. Güneşin battığını da kapıyı açarak kontrol edebilirsin. Sonuçta kapıyı açtığında güneş ışığı sana bir şey yapmayacaktır. Daha fazla bulmaca ve zeka sorusu için beyin kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesi için de beğen tuşuna basmanız yeterli. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.